onlar diridirler. Öldükten sonra çürümeyen insan var mıdır? Bazı insanları toprak neden çürütmez? Acaba Edirne Kapı şehitliğimizdeki 20 bin civarında Çanakkale şehidinden çürümeyen Teğmen Yusuf Efendi'den kaç İstanbullunun haberi var? Çanakkale'den sırlar başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Önce 1948 yılına gidelim ve hadiseyi yaşayan kişinin ağzından dinleyelim. 1948 yılında bir Çanakkale sevdalısı 63 no'lu şirketi Hayriye Vapuru'nun Çanakkale'den ağır yaralıları İstanbul'daki hastanelere taşıyan kaptanı Tahsin Bey'le bir mülakat yapar. Şimdi canlı şahit Tahsin kaptanı dinleyelim. Ben Çanakkale'ye gidip yaralıları taşıyacak gemiyi teslim aldım. 63 numara ile birçok işler gördük. Asker ve erzak nakliyesinde bulunduk. Bir gün hiç unutmam. Akbaş'tan İstanbul'a dönüyoruz. Gemiye koridorlar dahil hasta yükledik. Basacak yer bile yok. Gemide savaşın getirdiği bütün vahşet sergileniyordu adeta. O güzelim delikanlılar perişan durumda. Kimi sessiz, kimisi acıdan kıvranıyordu. Bunlara yürek mi dayanır? Hava berrak ve güzeldi. Bir aralık geminin makinisti Hamza yanıma geldi. Kaptan baba, alt salonda genç bir mülazim yatıyor. Yanından geçerken bana seslendi. Seni görmek istiyor. Gemiyi hemen tayin ettiğim Los Roma idaresine bırakarak derhal yanına gittim. Genç bir zabit, ağır yaralı, vücudundan en az 6 kurşun çıkarılmış. Halsiz olmasına rağmen güler yüzlü, ismi Yusuf Efendi. Gemide herkesin gözü yaşlı, yüreği yanıktı. Kendisiyle kısa bir konuşma yaptım. Biraz sonra ruhunu teslim edeceğini, cesedini almaya gelen hocasına teslim edilmesini istedi. Sadece dudakları Allah'ı Celle Celaluhu tesbih ediyordu. Yusuf Efendi sessizlik içinde bir anda uçup gitmiş, Allah'ına kavuşmuştu. Canı teninden ayrılmış, nefes yok, nabız yoktu. Sadece uyuyor gibiydi, gülümsüyordu. Onu orada bırakamazdım. Kamerama taşıtıp kapıyı kapattım. İstanbul'a geldik. Sirkeci Rıhtıman'a yanaşacağız. Hadi Yusuf Efendi'yi son bir defa bir kere daha göreyim dedim. Kapıyı açtım. Kameram gül kokusu içinde. Bir de ne göreyim? Her yanı yoğun bir nurla kaplı, sanki tebessüm ediyor. Sağında ve solunda güzellikleri dille ifade edilemeyecek iki zat oturmuş, Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. Beni görünce hemen kayboldular. Doğrusunu söyleyeyim, çok korkmuştum.
Bu gördüklerim dünya kurallarına uymuyordu çünkü. İhsan deryası içinde yüzüyoruz da, bu yüzden suyun başında hiç düşünmüyorduk. Yaşlı, yaşının getirdiği ağırlık altında bulunan Tahsin Kaptan birden sustu, ağlıyordu. Oturduğu yerden kalktı, hızlı adımlarla bizden uzaklaşırken minareden Türkçe okunmakta olan ezan sesini işaret ederek ikindi vakti, hadi namaza diyordu. Ne yazık ki bir daha Tahsin Kaptan'la görüşmek mümkün olmadı. Tahsin Kaptan'la görüşülemedi ama 1971 yılında şehidimiz kendisini unutturmadı ve adeta ben buradayım dedi. 1971 yılında Edirne Kapı civarında yol genişletme çalışmaları yapılırken ne yazık ki içinde 22 bin civarında Çanakkale şehidi bulunan birçok mezarda kaldırılır. Sahipleri tespit edilebilen şehitlerimizin sahiplerine geri verilir, haber verilir. Tespit edilemeyenler ise toplu olarak bir bölüme gömülür. Biz bu inanılmaz hadiseyi o gün 17. grup şefliğinde inşaat sürveyanı olarak görev yapan Kütahya'nın Emet ilçesinden Ahmet Yenel'den dinleyelim. Çevre yolu ve tünelin geçiş yapacağı istikamette Edirne Kapı Mezarlığı bulunmakta ama ne aksi tesadüf ki Çanakkale şehitlerinin gömülü kısmı da tam tespit edilen yolumuzun üzerinde. Mecburen mezarları açıp şimdiki şehitliğe nakledeceğiz. Bir gün ölüler arasında elbise ve vücudu nokta kadar bozulmamış bir subay çıktı karşımıza. Tam uykuya dalmış gibi. Pantolonun iki yanında iki kırmızı dikişli şerit. Gözleri yumuk, sanki bize gülümsüyordu. Öyle bir hali vardı ki, benim canım yok olmadı. Öbür dünyada bile olsa ben böyleyim der gibi. Olay cuma gününe denk gelmişti. Aynen elbiseleriyle tabuta konulup yerleştirilip camiye götürdük. Namazını kılarak tekrardan bugünkü yerine ama diğer şehit kemiklerinden ayrı olarak gömdük. İnceleme sırasında isminin Mülazım Yusuf olduğu tespit edilmişti. Ama mezar taşına nedense ismi yazılmamış. Şehidimizin mezar taşında şunlar yazmaktadır. 1971 yılında şehitlikteki tünel inşaatının yapımı esnasındaki kazılarda meçhul asker elbiseleriyle birlikte bütün olarak bozulmadan bulunmuştur. Ve buraya bulunduğu şekliyle defnedilmiştir. Ruhu şad olsun. Bu sözler bu işi yapan Ahmet Yenel'den. Peki bu hususta acaba Rabbimiz ne diyor? Allah yolunda öldürülenleri, şehitleri ölü sanmayın. Onlar Rablerinin yanında diridir, rızıklandırılır. Ali İmran suresi 169. ayeti kerime. Birçok ayette bildirildiği gibi bazı vücutları toprak çürütmemektedir. Haram lokma yemiş ve çeşitli günah işlemiş kimseler şehit de olsalar
bedenleri madde olarak çürür. Ama haram yememiş müttaki kimseler yataklarında bile ölse şehit olur ve bedenlerini toprak çürütmez. Toprağın kesin çürütmediği tek varlık ise peygamberlerdir. Çünkü onlar ismet sıfatlarıyla Allah'ın Celle Celaluhu ilahi bir lütfu olarak her türlü haram ve günahlardan korunurlar. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde "Mütteki muhlis müezzin kanlar içinde kımıldayan şehit gibidir. Ölürse kabrinde kurtlanmaz" demişlerdir. Taberani'deki hadisi şerif. Yani her şeyle kesin doğrudur. Şimdi de hadisenin bir başka şahidine dönelim. Milli Park sınırları içinde şehitlerimizi anlatma görevini sadece para kazanmak için değil, şehitlerimizin şefaatini almak ve gelen ziyaretçileri buradan gönderirken göğüs kafesleri genişlemiş, içleri vatan bayrak gibi kutsal değerlerle dolmuş, atalarıyla gurur duyan bireyler olarak göndermek olan eskiye göre gönüllü diyebileceğimiz alan kılavuzu arkadaşlarımız gelen ziyaretçileri misafir olarak kabul eder ve misafire nasıl davranılacaksa öyle hareket ederler. 2011 yılında ben de İstanbul Fatih'in güzel insanlarını gezdirirken 57. Alay Conk Bayırı arasında toprağın bazı insanları çürütmediğinden bahsediyordum. Otobüsün arkasında olan bir beyefendi el işaretleriyle devamlı bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ben de 2 dakika sonra Conk Bayırı'nda olacağımız için ona söz veremiyordum. Nihayet otobüsten inerken, "Abicim kusura bakma, önemli bir şey söyleyeceksin galiba ama vaktimiz çok az olduğu için sana söz veremedim. Ne olur, özür diliyorum. Buyur, seni dinliyorum." "Hocam, o bahsettiğiniz Edirne kapıdaki çürümeyen şehidimizin çıkarılışı sırasında ben de oradaydım. Sana anlatmak istedim," dedi. Bir anda heyecanlandım. "Be kardeşim, madem bu kadar önemli bir konuyu anlatacaktın, neden söylemedin?" deyince o da bana esprili olarak, "Söz vermediniz ki hocam, der demez hadi çabuk anlat," dedim. Ama anlattıkları çok kısaydı, zamanımız yoktu çünkü. Daha sonra gönderdiği mektubu hiç değiştirmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız ne diyor bu kardeşimiz bana gönderdiği mektupta. "Sayın İsmail Bey, benden istemiş olduğunuz Edirne kapıdaki şehidimiz meçhul asker hakkındaki bilgilerimi aşağıda sunuyorum. Henüz daha 17 yaşındaydım. Yıl 1971. Şimdi rahmetli olan canım annemle birlikte Edirne kapıdaki aile mezarlığımıza gitmek için yola çıktık. O sırada tünel çalışmaları yapılmaktaydı. Şehitliğe girdiğimizde Çanakkale şehitlerinin yattığı bölümde kalabalık bir grup görünce ne oldu acaba diye oraya doğru gittik. Birçok şehit mezarı açılmış, kemikleri toplanmış, başka bir yere nakledilecekmiş. Ama o anda bir şehidimiz çıkarıldı, aynen canlı gibi, yüzü gülümser vaziyette. O sanki uzun bir uykuya dalmış ama bize bakıyordu. Şehidimiz tabuta konulup aynı mezarlığın içindeki polis şehitliğinin yanında açılan mezara gömüldü. O an aklıma
Allah uğrunda öldürülenlere öyle demeyiniz. Onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Ayeti geldi ve bir kere daha Kur'an Allah sözüdür dedim, tasdik ettim. Daha sonra araştırdım. Bu şehidimizin Mülazım Yusuf olduğunu, Teğmen rütbesiyle orduda görevli olduğunu öğrendim. Ama nedense mezar taşına ismi yerine yanlışlıkla meçhul asker yazılmış. Küçük bir bilgi iletmek istiyorum. Şehidimizin mezarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mezarına 15 metre kadar uzaklıktadır. İlgilenen nasipli dinleyicilerime duyurmak isterim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, like atmayı unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.